Merhaba arkadaşlar. Piyasalarla, mal ve faktör piyasaları ile ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Birinci videoda tam rekabet piyasası ile ilgili ilk 5 soruyu çözmüştük. Bu ikinci videoda yine tam rekabet piyasası ile ilgili bir kapanma noktası konusu ile ilgili bir soru çözdükten sonra tekelci rekabet piyasası, tekel piyasası, oligopol piyasası, faktör piyasası şeklinde ilerleyecek. Soruları çözmeye devam edeceğiz. Altıncı soruya gelmiştik. Oradan devam edelim. Bir firma kısa dönemde kapanma noktasında üretim yapıyorsa, bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakın bu soru aracılığıyla kapanma noktası neydi? Bir hatırlayalım. Öncelikle kapatma noktası ya da kapanma noktası ile firmanın iflas etmesi kavramlarını, piyasadan çekilmesi kavramlarını karıştırmamak lazım. Kapanma noktası bir firmanın kapanma noktasında olması demek, üretimine, faaliyetine geçici bir süre için ara vermesi anlamında kullanılan bir kavram arkadaşlar. Şöyle bir hatırlatma yapmamız iyi olur. Bir firma üretimini durdurduğu zaman, yani faaliyette olan bir fabrika belli bir süre üretim yapmadığı zaman hangi tip maliyetlerine katlanmaya devam eder ve faaliyetini durdurduğunda hangi tip maliyetlerine katlanmaktan kurtulur? Hatırlayacaksınız, toplam maliyet ikiye ayrılıyor. Sabit maliyetler, kira gibi, yani üretim düzeyine bağlı olmayan maliyetler. Bir de değişken maliyetler, üretim düzeyiyle beraber artan, üretim düzeyiyle beraber azalan maliyetler. Elektrik faturaları gibi, enerji giderleri gibi, ham madde alımları gibi ya da saatlik ücret aldığını varsaydığımız işçilere ödenen ücretler gibi. Bir firma üretimini durdurduğunda değişken maliyetlerine teorik olarak artık katlanmaz. Çünkü üretimi durdurduğunda teorik olarak elektrik gideri, ham madde gideri, işçilik ödemeleri sıfırlanır. Ama üretimi durdurmuş olsa bile bir firma kira gibi üretime bağlı olmayan sabit maliyetleri ödemeye devam eder. Şimdi bu açıklamaları elbette daha teorik bir şekilde ve geometrik araçları kullanarak incelememiz lazım. Bakın şöyle bir tam rekabet piyasası kapanma noktası analizi yapalım. Yatay eksen firmanın üretim düzeyini, dikey eksen fiyat düzeyini, üretilen malın adını da X olarak seçelim. Kapanma noktasından bahsedeceksek bir ortalama maliyet eğrisine ihtiyaç var. Önceki sorularda bolca çizdik. AC. AC'nin minimum noktasını belirlemeye ihtiyacımız var. AC'nin altında şekli AC'ye benzeyen, daha önce minimum olup gittikçe üretim arttıkça AC'ye yaklaştığını bildiğimiz ortalama değişken maliyet var. AVC. Onun da minimum noktasını işaretliyorum. Bildiğiniz gibi marjinal maliyet fonksiyonu ortalama değişken maliyeti de ortalama toplam maliyeti de bunların minimum noktalarında kesiyor. İktisat teorisinde kapatma noktası olarak bilinen nokta, adlandırılan nokta şuradaki K noktası. K harfini kullanalım. Bakın şuraya bir A harfi verelim. A noktası da bir anlama gelecek. Bu maliyet eğrilerini çizdikten sonra firmanın satış fiyatı ile ilgili birkaç olasılıktan bahsedeyim. Bakın şu yatay çizgi firmanın satış fiyatıysa eğer, yani satış fiyatı P3 ise bu firma aşırı karla çalışıyor demektir. Yani ortalama maliyetin üstünde bir fiyat, P3 fiyatı. Firmanın ideal üretim düzeyi her zaman P'nin MC'ye eşit olduğu yerde belirlenir bu nokta. Bakın burada P3 fiyatının da üretim yaptığı zaman firma
ortalama maliyetin minimum noktasının sağında üretim yapıyor. Ve görüyorsunuz şu işaretlediğim nokta itibariyle bakarsanız kırmızı eğri fiyat çizgisinin altında. Yani P3 AC'den büyük. O yüzden P3 fiyatında aşırı kar vardır. Bu bir kapatma noktası seviyesi değil elbette. Peki aşırı kar mobilite özelliği nedeniyle piyasaya yeni firmaları çektiği için yeni firmalar girdikçe malın fiyatı piyasada düşmeye başlar ve eğer fiyat A noktasından geçecek kadar düşerse, mesela ona da P2 diyelim. P2. Bakın P2 fiyatı ortalama maliyete eşit gördüğünüz gibi AC. Burada da normal kar olur. A noktası uzun dönem denge noktasıdır. Yine A noktasında üretim yaparsa firma uzun dönemde yaptığı üretim seviyesini görmüş olur. Ve üretim düzeyi de AC'nin minimum seviyesine denk gelir. Tam kapasitede üretim yapar. İşte yeni firma girişi bu aşırı karın elde edildiği dönemlerde bazen öylesine fazla olur ki arkadaşlar, fiyat P2'nin bile altına inebilir. Eğer fiyatın P2'nin altına indiğini biliyorsak, P2'nin altındaki fiyatlarda zarar olduğu kesindir. Peki bir firma zarar etmesine rağmen üretimini ne zamana kadar devam ettirir? Bakın P1 fiyatı diye bir fiyat düzeyi şöyle uyduralım. Bu P1 fiyatı görüyorsunuz AC'nin altında, yani kırmızı fonksiyonun altında. Bu zararına çalıştığını gösterir firmanın. Ama firmanın zararı bu P1 fiyatının tam şu yeşil eğriden de geçtiğini, yeşil eğrinin minimum seviyesinden de geçtiğini dikkat ederseniz AVC min düzeyine eşit. İşte bu K noktasına kapatma noktası deniyor. Öncelikle şöyle üzerinde gösterelim. Kapatma noktası burasıdır. K noktası kapatma noktasıdır. Kapatma noktasındaki bir firma, yani satış fiyatı ortalama değişken maliyetine eşit olan bir firma. Bakın bir firmanın kapatma noktasında olması demek zarar etmesi demektir. Firma zararına çalışmaktadır. Firma zarar eder. Bir kere kapatma noktasında bir zararın olduğunu bilelim. Hani sınav için hap bilgiler çıkaracaksak bunu yazmalıyız önce. Ve kapatma noktasındaki firmanın satış fiyatı AVC'ye eşittir. Ortalama değişken maliyet demek. Fiyatı da AVC'yi de Q ile çarparsak bu firmanın toplam geliri toplam değişken maliyetine eşittir. Bakın TR firmanın geliri oluyor, hasılatı oluyor. TVC ise toplam değişken maliyet, değişir maliyet, variable cost, toplam değişken maliyet. Peki o zaman bir firmanın kasasına giren para bu firmanın değişken maliyetlerini karşılıyorsa bir kritik bilgi de şöyle çıkacak o zaman. Bu firmanın zarar ettiğini söylemiştik. Kasaya giren para değişken maliyeti karşılıyorsa sabit maliyeti karşılamıyor demektir. Dolayısıyla zarar sabit maliyet kadardır. Kapatma noktasındaki bir firma sabit maliyet kadar toplam sabit maliyet kadar zarar eder. Değişken maliyetini ise karşılar. Bakın burada da yine P eşittir MC noktasında üretim yapılır. Üretim düzeyi bu seviyeye gelmiştir. Q1 düzeyine. Q3 ile başlamıştık. Q2 kar marjı azaldıkça üretimde, firma bazına düşen üretimde azalıyor. Bakın arkadaşlar şu sarı ile boyadığım alan, yani P ile Q'nun çarpımı dediğim alan şurası. P ve Q'nun çarpımı TR'yi veriyor biliyorsunuz. Firmanın toplam geliri toplam değişken maliyetine eşittir kapatma noktasında.
O zaman zarar ne kadar? Zarar bu firmanın ödeyemediği, karşılayamadığı maliyet sabit maliyet kadardır. İşte bu açıklamalardan sonra kapatma noktası için hangisi doğrudur sorusunun cevabını firmanın toplam hasılatı toplam maliyetine eşittir. Bu normal karı anlatır. Firmanın toplam değişken maliyeti sıfırdır. Alakasız. Sabit maliyeti kadar zarar etmektedir. Firma sabit maliyeti kadar zarar etmektedir ifadesi doğru. Çünkü demiştik ki zarar TFC kadardır. Bu seviyedeki firma, kapatma noktasındaki bir firma faaliyetine son verir diyemeyiz. Kapatma noktasındaki bir firmanın faaliyetine son vermesiyle faaliyetine devam etmesi arasında fark yoktur demek gerekir arkadaşlar. Bu şu demektir. Eğer sizin kasanıza giren para değişken maliyetinizi kurtarıyorsa, siz üretiminizi geçici bir süre için durdursanız bile şu an ettiğiniz kadar zarar edersiniz. Çünkü şu an yani faaliyete devam ederken ne kadar zarar ediyorsunuz? Sabit maliyet kadar. Peki üretimi durdursanız ne kadar zarar edeceksiniz? Değişken maliyet kadar. Düzeltiyorum. Üretimi durdursanız ne kadar zarar edeceksiniz? Yine sabit maliyet kadar. Bakın özellikle Antalya gibi turizm bölgelerinde bazı otellerin yılın belli aylarında, kış aylarında özellikle kapalı olması bu kapatma noktasının bile altında oldukları anlamına gelir. Yani fiyat P1'in de altına düşerse, mesela P0 düzeyinde olursa, bu defa zarar sabit maliyetten de fazla olduğu için firmanın faaliyetine ara vermesi daha doğru olur. Kapatma noktasındaki bir firmanın faaliyetine devam etmesiyle faaliyetine son vermesi arasında fark yoktur. İki tercihte de sabit maliyet kadar zarar edilir. Kapatma noktasının altındaki bir firmaysa sabit maliyetinden daha fazla zarar ettiği için faaliyetine son vermelidir. Bunlar mutlaka bilinmesi gerekenler arasında. Evet, yedinci soruyla beraber sevgili arkadaşlar, tekel piyasasına geçiyoruz. Tekelci bir firmanın marjinal gelir eğrisinin talep eğrisinin altında yer almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi böyle bir soruda aklımıza tam rekabetin de gelmesi gerekir. Tam rekabet. Bakın tam rekabet piyasasında yani bu kıyaslamayı tam rekabet üzerinden yaparsak soru tekel sorusu tam rekabet. Şimdi tam rekabet piyasasında malın fiyatı piyasada belirleniyordu ve fiyat marjinal gelire eşitti. Fiyat marjinal gelire eşitti. Bakın bunun basit matematiğini göstereyim. Diyelim ki fiyat 5 lira. Tam rekabet koşullarında malın fiyatı 5 lira olarak belirlendiyse siz firma olarak bütün ürünlerinizi her bir birimi 5 liradan satmak zorundasınız. Yani birinci sattığınız, ilk sattığınız malı da birinci birimi de, ikinci birimi de, üçüncü birimi de 5 liradan satmak zorundasınız. Bu durumda kasanıza giren toplam para, tabii hiç mal satmadığınız durumu da şuraya sıkıştıralım, sıfır. Önce 5, 2 tane satarsanız 10, 3 tane satarsanız 15 olacaktır. Peki marjinal gelir nedir? Dikkat ederseniz satılan her ilave maldan elde edilen ek gelir olan marjinal gelir neye eşit? Evet, fiyata eşit. Peki sebebi ne bunun? Tam rekabetçinin bütün ürünlerini aynı fiyattan satması. Peki ya eksik rekabet piyasalarında? Buradaki özel adıyla tekel piyasasında durum nasıldı? Arkadaşlar tekel ya da monopol İngilizcesinin Türkçeleşmiş haliyle tek bir firmanın piyasaya hakim olduğu piyasa türüdür. Bu piyasa türünde fiyatı belirleme gücü firmada olduğu için bakın şu dikey eksen fiyatı ölçüyor biliyoruz. Fiyatlama kararı şöyle yapılır. Firma fiyatı ilan eder. Der ki mesela 10 liraya mal satıyorum. 10 liraya mal sattığında kaç kişinin bu mala talep göstereceğini firma belirleyemez. Piyasada tüketiciler belirler. Diyelim bir tane sattı.
10 liraya sattığında. Bu durumda toplam geliri 10 lira olacaktır bu firmanın. Eğer fiyat satışları arttırmak istiyorsa fiyatı düşürmek zorunda. 9 lira yaptığında 2 olur, 18. 8 lira yaptığında fiyatı 3 olur, 24. Bakın buradan marjinal gelir 10, sonra 10'dan 18'e çıkıyor 8, 18'den 24'e çıkıyor 6. Gördüğünüz gibi fiyatla marjinal gelir tekel piyasasında genel olarak tüm eksik rekabet piyasalarında eşit değildir. Bakın burada bu değerler tam rekabet için bunu mutlaka bilmelisiniz. Bunlar eşittir. Yani P eşittir MR'dir. Halbuki buradaysa P'nin ilk değer hariç başlangıçta aynı noktadan çıkarlar çünkü marjinal gelirden büyük olduğunu görüyoruz. O yüzden tekelci firmanın talep eğrisi çizilirken şöyle negatif eğimli çizilir. Ters talep eğrisi. Bakın bu talep fonksiyonu biliyorsunuz. Bu da öyleydi zaten. Marjinal gelir onunla aynı noktadan çıkar ama daha alttadır. MR. Bunun sebebi ne? Tekelcinin daha fazla mal satmak için fiyatı düşürmesinin gerekmesi. İşte bu açıklamalar ışığında firmanın daha fazla mal satabilmek için fiyatı düşürmesi nedeniyle marjinal gelir eğrisi talep eğrisinin altında yer almaktadır. Yani talep eğrisi ters talep eğrisi olduğu için P MR'den büyüktür. Sebebi de firmanın daha fazla mal satabilmek için fiyatı düşürmek zorunda olmasıdır. Peki tam rekabet piyasasında durum nasıl? Tam rekabette firma fiyatı piyasadan alıyor ve gerçekçi değil elbette ama piyasada verilmiş fiyatı kullandığı sürece malını satamama gibi bir sorun yaşamıyor. Firma 5 liradan mal sattığı zaman sonsuz miktarda mal satma imkanına sahip. Tabii ki böyle bir şey gerçek hayatta yok. Şu D şıkkı firmanın fiyat kabullenici olması soru şöyle olsaydı cevap olabilirdi. Tam rekabet piyasasında firmanın marjinal gelir eğrisinin talep eğrisiyle aynı eğri olmasının sebebi nedir? Firmanın fiyat kabullenici olması. Fiyat hep aynı fiyattan mal satması derdik. Tekelci bir firmanın malı için geçerli olan talep eğrisinin birim fiyat esnekliğine sahip olduğu noktada marjinal hasılatın alacağı değerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Takip eden sorularda bunun sayısal versiyonlarını da göreceğiz arkadaşlar. Şimdi az önce gördüğümüz gibi tekel piyasasında şöyle eksenleri ayarlıyorum. Tekel piyasasında firma fiyatı düşürdüğü zaman satış miktarını arttırabiliyor. Bakın az önce çizdiğimiz şekli şu alta yeniden çizeceğim. Şu şekilde. Talep eğrisi negatif eğimlidir ve şöyle iner. Marjinal gelir fonksiyonu da negatif eğimlidir ve böyle iner. Bu marjinal gelir fonksiyonu, bu da ters talep fonksiyonu P. AR'ye de eşittir. İhtiyacımız olmadığı için bu aşamada yazmıyorum. Arkadaşlar bu mavi fonksiyonun yani MR'nin eğimi talep fonksiyonunun eğiminin her zaman iki katıdır. Yani MR'nin tam şu sıfır olduğu noktada şurada marjinal gelirin sıfır olduğu noktada yatay ekseni talep eğrisinin kestiği seviyenin tam yarısından keser marjinal gelir fonksiyonu. Bakın şu mesafe ile diyorum, şu mesafe birbirine eşittir. Ve
Tam bu noktaya denk gelen fiyat düzeyinde talep eğrisi üzerinde esneklik, burası tam orta nokta olduğu için esneklik mutlak değeriyle 1'e eşittir. Yani talep birim esnektir. MR'nin sıfır olduğu, esnekliğin de bir olduğu seviyede zaten marjinaller sıfır oluyorsa toplamlar ya minimum ya maksimum oluyor demektir. Bakın şöyle geldik. Toplam fonksiyon şöyle aşağıya doğru çan eğrisi şeklinde çizilir. Şuraya yazacağım. Burada TR maksimumdur. Hatırlayacaksınız esneklik konusunda da görmüştük. Doğrusal bir talep fonksiyonundaki doğrusal negatif eğimli talep fonksiyonu üstünde her noktada eğim sabittir ama esneklik farklı değerler alır demiştik. Orta noktanın üstüne denk gelen fiyat aralığında yani burada esneklik mutlak değeriyle birden büyüktür. Şu aşağıda esneklik mutlak değeriyle birden küçüktür. Esnekliğin birden büyük olduğu fiyat aralığında firma fiyatı düşürerek toplam gelirini arttırabilir. Ama esnekliğin birden küçük olduğu, inelastik olduğu yerde firmanın fiyatı düşürmesi kasaya giren parayı, toplam geliri azaltır. İşte bu çizim yardımıyla soruya bakarsak, tekelci bir firmanın malı için talep geçerli olan talep eğrisinin birim fiyat esnekliğine sahip olduğu yerde, yani tam bu noktaya denk gelen fiyat düzeyinde sorulan ne? Marjinal hasılat. Marjinal hasılat demek bizim MR dediğimiz değer demek. Marjinal hasılatın değeri sıfıra eşittir. Marjinal hasılatın değeri sıfıra eşittir. Yani şunları yazmak mümkün. Esneklik 1 ise mutlak değeriyle tabii 1 ise marjinal gelir sıfırdır ve toplam gelir, toplam hasılat maksimumdur. Bu soruya çok uygun bir kritik nokta. Dokuzuncu soruya geçelim. Bir tekelci firmanın karşılaştığı talep eğrisi Q eşittir 60 eksi 2P ve toplam maliyet eğrisi TC eşittir 30 artı 6Q şeklindedir. Yukarıdaki verilere göre firmanın karını maksimum kılabilmek için bakın kar maksimizasyonu ki tekel firması için kar maksimizasyonu dediğimiz zaman eksik rekabet piyasalarında kar maksimizasyonu yani MR eşittir MC düzeyinde üretim yapılmalıdır. Eğer kar maksimizasyonuysa hedefiniz MR, MC akla gelecek. Satış fiyatını soruyor. Firma hangi fiyattan mal satmalıdır? Yani P soruluyor. Bunu anlayalım. Öncelikle elimizde bir talep fonksiyonu var ama bunu bilmeyen arkadaşlar özellikle not edebilirler. Eğer talep fonksiyonu düz fonksiyon şeklinde verilmişse, Q eşittir 60 eksi 2P şeklindeyse, bütün piyasa sorularında tam rekabette dahil olmak üzere bu fonksiyonları ters talep fonksiyonu halinde kullanmak gerekir. Ters talep fonksiyonu yapmak için 2P'yi eşitliğin sol tarafına atarız. 60 eksi Q deriz önce. Sonra her tarafı ikiye böldüğümüzde
bölü 2 bölü 2. Bakın bu fonksiyonun p eşittir 30 eksi 1 bölü 2 q şeklinde ters talep fonksiyonunu elde etmiş oluruz. Peki bu fonksiyonu böyle elde ettiğimizde kar maksimizasyonu için hani MR'nin MC'ye eşit olduğu üretim aralığını kullanacağız ya. MC dediğiniz değer yani marjinal maliyet toplam maliyetin TC'nin türevidir. MR ise toplam gelir fonksiyonunun türevidir. Peki toplam gelire nasıl ulaşırız? Bakın en son cevabı şu çizginin sol tarafına yazacağız ama toplam gelire önce ulaşmamız lazım. Toplam gelir fiyatla miktarın çarpımıdır. O zaman TR eşittir. P yerine 30 eksi 1 bölü 2Q yazıp şu P oluyor böylece. Bunu Q ile çarpacağız. TR eşittir. 30Q eksi 1 bölü 2 Q kare. Ve buradan MR fonksiyonunu türetiyoruz. Marjinal gelir fonksiyonu. Marjinal gelir TR'nin türevidir. 30 eksi 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsanız 1 gelir. 1 Q. 30 eksi Q yani. Bakın işte MR'yi Q cinsinden bulmak için talep fonksiyonunun ters talep fonksiyonu şeklinde yazılmış olması gerekiyordu. Peki TC neydi? 30 artı 6Q. TC'nin türevi ise MC. O zaman 30 artı 6Q'da sabit sayının türevi 0 olduğu için türev sonucu bize sadece 6'yı verecektir. Peki MR? O da 30 eksi Q'ydu. Ve buradan hareketle 24 eşittir Q'yu bulmuş oluruz. Bakın Q eşittir 24. Q eşittir 24. Dikkat ederseniz şıklarda 24 var. Ama çok sık kullanılan bir yanıltmadır. Fiyatı soruyor soru. Q karı maksimum yapan üretim düzeyi demek. Eğer üretim düzeyini sorsaydı cevap 24 olurdu. Fiyatı bulmak için bakın demin ters talep fonksiyonu haline getirmiştik işte şurada. Fiyat fonksiyonu ters talep fonksiyonu üzerinden 30 eksi 1 bölü 2Q'dan fiyat eşittir 30 eksi 1 bölü 2 çarpı 24. 24'ün yarısı 12 ise P eşittir 30 eksi 12. Buradan da P eşittir 18 olacaktır. P eşittir 18. İşte böylece bu sorunun cevabı Ceyhan oluyor. 18 P'dir. 24 ise Q'dur. Fiyatı sorduğu için. Bu firmanın toplam geliri nedir diye sorulmuş olsa, bu firma ne kadar gelir elde etmektedir? Hani sorulmuyor ama bakın soru üzerinden çalışma derken bunun gibi çalışmaları kastediyorum. P çarpı Q yaparsınız. 18 ile 24'ü çarparsınız. Toplam maliyeti sorsa, toplam maliyet de 30 artı 6Q'ydu ya. 30 artı 6Q. Q 24. Bakın bu işlemleri yapmayı size bırakıyorum. TR'yi ve TC'yi ayrı ayrı hesaplayıp karın kaç lira olduğunu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda 10. soruyla devam edeceğiz. Bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum.